Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurman yayınları fenomen fasikül serisi 5. fasikül test 3 dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolara beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Ona göre aşağıdaki bilgileri verilen güneş enerji sistemlerinin hangisinin verimliliği en yüksektir diye sormuş. Sevgili gençler güneş enerji sistemi dünyaya gelen güneş açınlarından yararlanmak için oluşturulan, oluşturulan düzenektir. E enerji verimini etkileyen bina yüksekliği, tesisat uzunluğu ve panelin genişliği ile ilgili grafikler aşağıda verilmiştir. Sevgili gençler öncelikle grafikleri incelediğimiz zaman bir oklarla gösterelim. E, bina yüksekliği arttıkça bakın burada enerji verimliliğinin arttığını görüyorum. O halde bina yüksekliği artarsa enerji verimli artacak diyorum. Tesisat uzunluğunda gençler bakın azalan bir doğru grafiğimiz var. Tesisat uzunluğu arttıkça enerji verimliliği azalır gençler. Son olarak panelde de yine panel genişliği artarsa enerji verimliliği artar diyelim. Burada gençler seçenekleri sırasıyla karşılaştırarak elemeye çalışalım. Öncelikle A ve B seçeneğine bakıyorum. Bakın 15 metreleri yani binay yükseklikleri eşit gençler. O halde bunları şöyle görmediğimiz düşünelim. Daha sonra gençler bakın bir panel genişliği A'da 2 metre B'de 3 metre. Ne olması gerekiyordu? Panel genişliği daha yüksekse daha verimli olacaktım. Yani burada evet bakın bu artmış bu da arttı. Şuradan gösterelim. TESAT uzunluğu gençler arttıkça bina e, art, e, artıkça verimlilik azalacaktı. Bakın bu da daha fazla gençler beşe göre düşünürsem o halde burada bunun verimliliği daha azdır diyoruz. Evet bakın bunun verimliliği gençler T uzunluğu az olduğu için daha fazladır. Şimdi gençler bakın burada iki tane ok yukarı doğru olduğu için B seçeneğindeki binanın enerji verimliliği gençler güneş paneli verimliliği A'dan daha fazladır diyorum. Ve şöyle A'yı geliyorum. Evet gençler, C ve D'ye baktığımız zaman bina genişlikleri gençler aynı. Buradan dolayı kıyaslama yapamayız. Gençler bakın burada panel genişliği 2 metre, D'de gençler panel genişliği 3 metre. Panel genişliği daha fazla olduğu için panele baktığımız zaman evet D'nin daha üstün olduğunu görüyorum. Diğer tarafta gençler, bakın tesisat uzunluğu daha kısa. Evet burada gençler bakın tesisat uzunluğu kısa. E burada tesisat uzunluğu daha fazla. E burada gençler şöyle düşüneceğiz. Eee Alel genişle kıyasladığım zaman burada D'yi C'yi oranlayalım. Bakın 3 bölü 2. Diğer tarafta gençler 5 bölü 4. Burada hangisi daha fazladır? buraya göre değerlendirme yapmam gerekiyor. 3 bölü 2 gençler kıyasladığımız zaman 2 ile genişletirsem 6 bölü 4 olur. Bakın bu da 5 bölü 4. Gençler bakın 6 bölü 4 5 bölü 4'ten daha büyük olduğu için C seçeneği buradan elenmesi gerekir. Gençler D'ye geldiğimiz zaman D'de Bina genişliği bakın B ve D'ye bakıyorum. E burada bina genişliği 15 metre burada 12 metre. Bina genişliğinden dolayı B daha yüksek. Panel genişlikleri zaten aynı gençler. Panelden dolayı bir kıyaslama yapamayız. O halde e aynı zamanda tesisat uzunlukları da eşit gençler. Tesisattan dolayı da B ve D'yi kıyaslayamayız. bina genişliği bina yüksekliği 15 metre olduğu için D'den daha fazladır. O halde B şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki doğrusal grafiklerden grafik 1 kayısı meyvesinden elde edilen çekirdeksiz kayısı miktarını grafik 2 ise kayısı miktarının e, kayısı reçelinde bulunan çekirdeksiz kayısı miktarını göstermektedir. Anadolu'nun bir köyünde bir günde toplam 1 ton kayısı reçeli üretilmektedir. Buna göre bu köyde bir günde kayısı reçeli için kaç kilogram kayısı kullanılmaktadır diyor. Arkadaşlar 1 ton dediğimiz 1000 kilogramda. grafik 2'yi incelediğim zaman gençler 1000 kilogram kayısı reçeli için grafik 2'de 50 kilogram kayısı reçeli için 32 kilogram çekirdek iskalesiye ihtiyaç var. Hadi 50 kilogram kayısı reçeli için 32 kilogram Çekirdeksiz kayısı gerekiyorsa Bin ton gençler kayısı reçeli için yani 1 kilo 1000 kilogram kayısı reçeli için ne kadar çekirdeksiz üzüm gerek e, çekirdeksiz kayısı gerekir diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam 50x 1000 çarpı 32 olur. Buradan her iki tarafı 50 ile sadeleştirirsem 1000'i 50'ye bölersem 20 kalır. 20 ile 32'yi çarparsak 640 kilogram çekirdeksiz kayısı gerekir. Çekirdeksiz kayısı gençler. Grafik 1'e geldiğimiz zaman. Evet, 25 kilogram kayısıdan gençler 20 kilogram çekirdeksiz kayısı elde ediliyor. Madde 20 kilogram çekirdeksiz kayısı için. 25 kilogram kayısı gerekiyorsa. 640 kilogram için gençler ne kadar kayısı gerekir diyorum. İçler dışarı çarpımı yaparsam 20x 25 çarpı 640 olur. Buradan her iki tarafı 20 ile sadeleştirelim. Şöyle sıfırlar gitti. 64'ü 2'ye bölersem 32 kalır. 32 ile 25 çarparsak da 800 kilogram evet kayısı kullanılmaktadır diyorum. Ve denizi seçeneğini işaretliyorum. Evet, üçüncü soruyla devam edelim. Aşağıda Salih ve Emel'in pandemi döneminde almış olduğu kiloların zamana bağlı değişimi gösterilmiştir. Buna göre kaç gün sonra Emel'in ağırlığı Salih'in ağırlığından 15 kilogram daha fazla olur diyor. Gerçi başlangıçta aradaki fark 65'ten 40 çıkartırsam 25 kilogram fark vardı ve bu 20 günde kapandı. 20 günde 25 kilogram fark kapandıysa Yeni fark için gençler x gün geçer diyelim x günde 15 kilogram fark oluşur diyoruz. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 25 x 20 çarpı 15 olur. Her iki tarafı 25'e bölersem şöyle gençler 5'e böldüm 5 5'e böldüm 3 5'e böldüm 1 5'e böldüm 4 4 kere 3 12 gün geçmesi gerekiyor. Eşitlerin kadar gelirse 20 gün geçmişti. O halde 20 günün üzerine 12 gün daha geçerse evet 32 günde gelirse yeni fark oluşur diyelim. Bundan dolayı da evet, Ceyhan seçeneğini işaretleyelim. Evet bir tık büyütelim gençler. Bir petrol şirketinde 280 kilogram kurşunlu benzin ile 360 kilogram kurşunsuz benzin depolarından A ve B modeli araçlar benzin almaktadır. Benzin olma işlemi başladıktan sonra depolarda kalan benzin miktarının zamana bağlı değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Verilen bilgilere göre kurşunlu benzin deposunda 100 litre benzin kaldığında kurşunsuz benzin deposunda kaç litre benzin kalır diyor. Gençler kurşunlu ve kurşunsuz olarak ayrı ayrı değerlendirelim. Şöyle kurşunlu benzin diyeceğim. Bir de kurşunsuz benzin diyelim. Kurşunlu benzine baktığımız zaman gençler. Bakın üstteki kurşunlu benzin. 280 litre gençler kurşunlu benzin vardı. 200'e düştü gençler T zamanda. T zamanda. 180'den 200'e düştüyse gençler 80 litre benzin alındı. E diğerine baktığımız zaman gençler 360'dan 200'e düşüyor. Yani 160 litre benzin almış T zamanda. Gençler bakın T zamanda 160 gençler 82 katıdır. Demek ki 2 kat fazla benzin almış gençler. O halde sevgili gençler kurşunu benzin 100 litre kalmasını istiyoruz. Yani ben 280'den 100'ü çıkartırsam yani 180 litre benzin alınmasını istiyorum. İşte 180 litre kurşunsu, kurşunu benzinden benzin alınırsa bunun 2 katı kadar böyle gösterelim isterseniz. 180 çarpım 2'den 360 litre alınması lazım. Arkadaşlar burada 160, 360 litre alınacak olursa kurşunsuz benzin zaten gerçi 360 litreydi. O halde ben 360'dan 360 çıkartırsam kurşunsuz benzinden 0 litre kalır diyorum ve A seçeneğini işaretliyorum. Evet. Beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıda tamamı 500 litre yağ alabilen üst kısmında doldurmak için 4 özdeş musluk alt kısmını da boşaltmak için 2 özdeş musluk bulunan yağ deposu görseli verilmiştir. Deponun üst kısmındaki musluklar açıldığında eşit miktarda yağ aktarılmakta olup musluklardan biri açıldığında depodaki yağ miktarının zamana bağlı değişimi grafik 1'deki gibidir. Deponun alt kısmındaki musluklar açıldığında eşit miktarda yağ boşaltmakta olup musluklardan biri için gençler açıldığında depodaki yağ miktarının zamana bağlı değişimde grafik 2 gibidir. Yarısı yağ ile dolu olan deponun tüm muslukları aynı anda açılırsa yağ miktarının zamana bağlı değişimini gösteren grafik hangisidir diye soruyor. Gençler öncelikle 500 litre vardı. Bakın 500 litrenin yarısı doluysa gençler kapasite 500'dü. 2'ye bölersem 250 litre ile başlamamız gerekir. A seçeneğinde 500'de. B seçeneğinde 500 ile başladı. A ve B gider gençler. Bakın C ve D de 250 ile başlıyoruz. Gençler birinci grafiğe baktığımız zaman grafik 1 bir musluk gençler 1 saatte 4 litre yağ dolduruyor. Grafik 1 diyelim. 1 saatte 4 litre yağ doldurursam Sevgili gençler bu bir musluk. 1 saatte 4 litre artıyor. Şimdi gençler 4 tane musluğumuz var. O halde 4 çarpı 4'ten 16 litre artar diyoruz. Aynı şekilde grafik 2 gençler azaltıyordu. Buraya baktığımız zaman 1 saatte sevgili gençler 50'den 47'ye düştü. Yani 3 litre azaldım. 1 saatte 3 litre azalıyorsa Alt tarafta gençler 2 musluk var. O halde 2 çarpı 3'ten 1 saatte 6 litre azalır. gençler dolduran graf e, dolduran musluklar 16 litre artırıyor. Boşaltanlar 6 litre azaltıyor. 16'dan 6'yı çıkartırsam 10 litre artar 1 saatte. gençler 250 ile başlıyoruz ve 10'ar 10'ar artmasını bekliyorum. Bakın C şıkkına baktığımız zaman 1 saatte 20 litre arttırmış. bunu eleyelim. D'ye baktığımız zaman 1 saatte gençler 250'den 260'a çıkmış ve 10 arttırdığı için gördüğünüz gibi denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. 6. soruyla devam edelim. Bisiklet parkurunda sabit hızla ile giden Muhittin'in bitiş çizgisine uzaklığı çevirdiği pedal sayısının zamana bağlı değişimi gösteren Doğrusal grafik aşağıdaki gibidir. Muhittin tüm pedalları eşit sürede çevirdiğine göre e, parkurun başından sonuna kadar kaç pedal çevirmesi gerekir diyor. Yani öncelikle parkurun tamamını bitirmesi için bakın şunu şöyle e, sıfıra erdirelim. Tamam bitirmesi için kaç dakika zaman geçmesi gerekir? Bunu bulacağım. 15 dakikada gençler 250 azaldı. 15 dakikada 250 metre ilerlediği gibi düşünebiliriz. Hadi 15 dakikada 250 metre yolu alıyorsa gençler 850 metre yolu kaç dakikada alacak diyorum. X dakikada 850 metre yol gider. Buradan sevgili gençler içler dışlar çarpımı yaparsam 250 x 850 çarpı 15 olur. Her iki tarafı 250'ye bölelim. 250'ler gitti. X kaldı. Şöyle sıfırları sağa değiştirdim. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 3. 85 ile gençler 5'i sadece 17 olur. 17 ile 3'ü çarparsak da 51 dakikada gençler parkur biter. Parkur biter diyelim. gençler i̇şte ikinci grafiğe baktığımızda 6 dakikada 90 pedal çeviriyor. 6 dakikada 90 pedal çevirdiysem Evet, 51 dakikada kaç pedal çevirir diyorum. Bunu da yine x dersen, içler dışlar çarpımı yapalım. 6x 90 çarpı 51'den her iki tarafı 6'ya bölersem 90'ı 6'ya böldüm 15 kaldı. Evet gençler yani işte 15'li. 51'i çarpmamız lazım. 15 ile 51 çarpalım. 5 kere 1 5 5 kere 5 25. 1 ile çarparsam 51. Toplayalım gençler. 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi x buradan 765 pedal yapar diyoruz ve 765 yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. 7 sorumuza bakalım. Evet, Alanya'da 1 Temmuz 2021 tarihinde 500 bin turist vardır. Bu tarihten itibaren Alanya turist bölgesine her gün turlarla eşit sayıda turist giriş yapmakta farklı turlarda her gün eşit sayıda turist çıkış yapmaktadır. E Alanya'daki turist sayısının zamana bağlı değişimi gösteren doğrusal grafik aşağıda verilmiştir diyor. Gençler doğrusal grafiğe baktığımız zaman bakın azalan bir doğrusal grafik var. Demek ki turist sayısı her geçen gün azalıyor. Gençler 500 binden 350'ye düştü. Yani 150 bin turist 15 günde gençler ne oldu? 150 bin turist azaldı. 150 bin 15'e bölersem Evet bir günde gençler Evet bir günde 10.000 turist azalması gerekiyor. Hadi azalacağı için ne olması gerekiyor? Giden turistin 10.000 fazlası olması gerekir diyoruz. Seçeneklere baktığınız zaman 20.000 ile 30 arasında gençler bakın burada 30'dan 20'yi çıkarıyorum. Evet 10.000 fazlalık var gençler. Evet gidenin fazla olması gerekiyordu. Bundan dolayı A seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.